Herkese tekrardan merhaba. Bugün yine yurt dışına açılıyoruz. Ortada çok garip bir olay var. Başlıkta da gördüğünüz gibi Trump tutuklanıyor. Gerçekten enteresan çünkü Amerika'nın tarihinde ilk defa böyle bir olay yaşanıyor. Bir başkan veya eski başkan tutuklanıyor. Normalde Türkiye gibi bir ülkede olsa pek de şaşırtıcı olmaz yani. Arkadaşlar, Türkiye'de başbakanlar idam edildi. Siz ne diyorsunuz? Nice nice adamlar idam edildi, tutuklandı. O yüzden bu hiçbir şey Türkiye için. Ama gerçekten Amerika gibi demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden, dünyanın jandarması olduğunu iddia eden bir ülkede böyle bir olayın yaşanması gerçekten garip. Ki geçmiş seçimde, hani şu Trump'ın Biden'a kaybettiği seçim var ya, kongre basıldı ya. Trump destekçileri kongreyi bastı. Bu da Amerika tarihinde bir ilk. Hatta insanlar tekrardan düşündü ya, yeni bir iç savaş mı çıkacak Amerika'da diye. Ama öyle bir şey olmadı. Herkes gayet de Biden'ın yönetimini kabul etti. Ki belirli bir süre geçtikten sonra Biden'ın da ne kadar beceriksiz bir yönetici olduğu Amerika için anlaşıldı. Gelelim Trump'ın bu olayına. ABD'nin eski başkanı Donald Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda tutuklanmayı beklediğini, eğer tutuklanırsa destekçilerinin onun için sokaklara dökülüp bu kararı protesto etmesini söyledi. Ki bu adam Twitter'dan ban yemesine rağmen, birçok sosyal medya platformundan ban yemesine, 76 yaşına gelmesine rağmen destekçilerini bir şekilde ayağa kaldırdı ve Trump'ın destekçileri Trump'ın Florida'daki evinin önünde, Manhattan savcılığı önünde ve New York'taki Trump Towers önünde toplanmaya başladı. Haliyle New York'taki yetkililer de ya bu adamlar yine kongreyi bastıkları gibi büyük olay çıkartır, Allah muhafaza biz önlemimizi alalım diyerekten 700 polisi görevlendirdiğini duyurdu. Eyaletteki diğer yöneticilerin de olası büyük protestolara karşı olağanüstü toplantılar yaptığı da ifade edildi. Yetkililerin Trump yanlısı ve karşıtları arasında çatışma çıkmasından endişelendiği belirtiliyor. Dediğimiz olaya geldik. Trump, soruşturmayı Cumhuriyetçi Parti'nin açık ara önde gelen adayını devirmeye çalışan siyasi bir cadı avı olarak tanımlayan Gılgamış Destanı gibi bir açıklama yayınladı. Trump, kesinlikle yanlış bir şey yapmadım, yozlaşmış, ahlaksızlaşmış ve silahlanmış adalet sistemini eleştiriyorum, dedi. Ama işin aslı öyle mi pek emin değilim, çünkü Trump'ın şöyle garip bir fantazisi var. Bu adam izlediği yetişkin filmlerindeki kadın yıldızları kendisiyle birlikte olmak için çağırıyor, birlikte oluyor ve parasını verip yolluyor. Haliyle Stormy Daniels'a bunlardan birisi. Şimdi Trump da 2016 yılında bu başkanlık seçimleri zamanında kendi kendine diyor ki ya bu kadın beni satabilir, benim hakkımda kötü laf çıkartabilir diyerekten kadına bir miktar para veriyor. Ve bu bir miktar parayı da kendi şirketine masraf olarak gösterip vergiden düşürüyor. Yani demek istediğimi az çok anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Adam kendi bir yerlerinin keyfini şirket masrafı olarak gösterip vergiden düşürüyor. Ya mükemmel teknik. Hem belgede sahtecilik var, vergi kaçırma var, birkaç tane daha YouTube politikaları yüzünden söyleyemediğim suç var, var oğlu var. Ve bu olay normalde kolay kolay açığa çıkmıyor. Kimsenin bu olaydan haberi bile yoktu. Ta ki bu usulsüzlük, bu vergiden kaçma diyelim, bu finansal uyuşmazlık yetkililerin gözüne çarpıyor. Kimse ilk başta Trump'ı satmıyor. Ama bu yetkililer bu sefer Trump'ın avukatlarını iyice köşeye sıkıştırıyor ve Trump'ın avukatları başta Cohen olmak üzere Trump'ı ifşa ediyorlar. O yüzden bugün Trump hakkında böyle bir karar var. Ayrıyeten bu dava Donald Trump'a açılmış tek dava değil. Trump'a yönelik diğer davalar da var. Bu davalar arasında Georgia seçimlerine müdahale soruşturması ve size bahsettiğim ABD Kongre binasındaki 6 Ocak ayaklanmasındaki rolüne ilişkin 2 federal soruşturma yer alıyor. Bununla birlikte 3 oldu. Bilmiyorum, adam 76 yaşında ama benden genç. Fazlasıyla hareketli işler yapıyor. Peki Trump şimdi ne yapacak? Hukukçuların bildirdiğine göre Manhattan'ın Demokrat Bölge Savcısı Alvin Bragg'in siyasi çıkar sağlamak için kendisini hedef almakla suçlayan Trump, bu gerekçelerle suçlamaların düşürülmesini talep edebilir. Bu Alvin Bragg'in nasıl bir adam olduğunu size şöyle anlatayım. Amerika'da bu tip üst düzey bölge savcılarını herhangi bir kurum atamıyor, bizzat halk seçiyor. Bu Alvin Bragg de zaten seçim vaadi olarak halka Donald Trump ve benzeri cumhuriyetçi isimleri yargılayacağım propagandasıyla geldi. İnsanlar da onu destekledi. Şu an Alvin Bragg de bunu yapıyor. Şaşırdık mı? Yine hayır. Tamamıyla çıkar dengesi. Kendisi bir demokrat ve gayet de kendi kafasında kurduğu çıkar dengesine uygun hareket ediyor.
Ayrıca Donald Trump zaman aşımı süresinin, yani bu olayda yaklaşık 5 yıl oluyor, dolup dolmadığına da itiraz edebilir. Ama Amerika'da şöyle bir olay var, en azından New York için. New York'ta zaman aşım süresi başka bir eyalette bulunduğu zaman, diyelim siz Chicago'dasınız veya Los Angeles'tasınız, New York'ta bulunmadığınız için bu zaman aşım süresi uzuyor. Tabi bu durumda Trump ABD başkanı olarak görev yapmanın bu süreye dahil olmaması gerektiğini de savunabilir. Yani bana buradan süreyi kısın, ben burada ülkeme hizmet ediyordum da diyebilir. Bir de olaya siyasi açıdan bakalım. Olası bir iddianamenin Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerindeki şansını nasıl etkileyeceği ise belirsiz. Çünkü Trump tam anketlerde yükselmek üzereyken, tam en üstlere oynarken, kendi partisi içerisindeki rakiplerini bile birer birer ekarte ederken böyle bir olay başına geliyor. Böyle bir olay başına geliyor ve Amerika tarihinde bir ilki yaşayabilir yine. Trump da tam değil, ilan adamı. Tutuklanabilir ve Trump cezaevinden bile başkan adayı olarak seçime girebilir. Ki bu durum Trump'ın 2024'te seçim kampanyası yürütürken yargılanması gibi eşi benzeri görülmemiş bir duruma da yol açabilir. Trump seçilmesi halinde ise hakkındaki suçlamaları affetme yetkisine sahip olmayacak. Bunu neden söyledim? Çünkü Amerikan başkanlarının bir tane özelliği ya da bir yetkisi var. Suçlaması olan birini affedebiliyor, onunla ilgili af çıkartabiliyor ama bu özelliği ya da bu hakkı kendileri için kullanamıyorlar ki Trump için de bu geçerli. Gerçekten ortada enteresan bir durum var. Tam olarak demokratlar atağa kalkmış durumda. Cumhuriyetçilerin rüzgarını darmadağın ettiler. Tam da Trump yükselirken, Make America Great Again derken, böyle bir olay yaşaması Trump'ın perspektifinden bir talihsizlik diyelim. Ama bunu çok güzel mağdur edebiyatı mantığıyla kullanıp tekrardan başkanlık koltuğuna da oturabilir. Gerçekten çok garip bir durum. Beklemiyordum. İzleyeceğiz, göreceğiz. Açıklama kısmında bağış linkleri var. Siz ne yapacağınızı gayet iyi biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.